Merhabalar. Bugün yine Epesus yayınlarından bir problem sorusuyla beraberiz. Çok güzel bir problem. Önce bir kendiniz çözmeye yine çalışın. Sonra da çözümlerimizi karşılaştıralım arkadaşlar. Ama her şeyden önce kanalıma abone olmadıysak abone olalım, videoyu durdurup ve beğenelim. Çok sevinirim. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Bu arada sizin de sorularınız varsa Kerem T ile Matematik Instagram adresinden direkt mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Şimdi her karşılaşmada 4 hakemin görevlendirildiği ve 32 takımın katıldığı bir Dünya Kupası'nda şampiyon olacak takımı aşağıda verilen aşamalardan sonra belirlenmektedir. Takımlar önce dörderli gruplara ayrılmakta ve her grupta takımlar kendi aralarında birer maç yapmaktadır. Bu grupları ilk 2'de bitiren takımlar bir üst tura çıkmaktadır. Bir üst tura çıkan bu takımlardan grupları birinci bitiren takımlar ikinci bitirenlerle karşılaşmakta ve yenilen takım elenmektedir. Sonrasında galip gelen takımlar kura usulüyle birbiriyle eşleşmekte ve yenilen takım elenecek şekilde turnuva devam etmektedir. Bu Dünya Kupası'nda her hakem eşit sayıda karşılaşmada görev aldığı ve görevlendirilen hakem sayısının 20 ile 25 arasında olduğu bilindiğine göre bir hakeme kaç karşılaşmada görev verilmiştir? Gerçekten güzel bir soru Epesus yayınlarından arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Önce hakem olayını bir geçelim. Kaç tane maç yapılmış bence ona bakalım. 32 takım katılmış ve bunlar arkadaşlar dörderli gruplara ayrılmış. O zaman dörtlü grup 32'lerden kaç tane grup olur arkadaşlar? 8 tane grup olur. Ve her grupta her takım birbirleriyle bir kez maç yapmış. Yani seçtiğiniz her iki takım bir kez maç yapacağı için önce bir 4'ün ikilisini hesaplayacaksınız. 4 çarpı 3 bölü 2. 6 tane böyle ikili takım seçebiliyormuşuz ve her biri birbirleriyle bir tane maç yapacakmış. O zaman her grupta arkadaşlar 6 tane maç var. 8 tane grup olduğuna göre 6 çarpı 8 burada 48 tane önce gruplarda maç yapılıyor. Bu bir. İlk 2'yi bitiren takımlar üst tura çıkıyor. O zaman 16 tane takım üst tura çıktı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane gruptan her gruptan birinciler ve ikinciler bir üst tura çıktı. Bir üst tura çıkan bu takımlardan birinci bitiren takımlarla ikinci bitiren takımlar karşılaşmakta ve yenilen elenmekte. O zaman şöyle düşünün. Birinci ve ikinciler birer maç yapacaksa 8 tane grup olduğuna göre burada 8 tane maç olacak ve 16 takımdan 8 tanesi elenecek, 8 takım kalacak. Sonrasında kalan takımlar kura ile birbiriyle eşleşiyor, eleme usulü gidiyor. Elenen takım ayrılıyor turnuvadan. Şimdi 8 tane takım olduğuna göre arkadaşlar bu şekilde 8 tane takım var. Kaç tane maç var? 4 tane maç var. Yine 4 takım elendi. 4 takım kaldı. Bunlar birbirleriyle 2 maç yaparlar. 2 takım elendi ve en son olarak final maçı 1 maç yapılır. Peki toplam kaç maç yapıldığını şurada bir bulalım. 48, 8 daha 56, 4 daha 60, 62. 63 tane maç yapılmış arkadaşlar. Şimdi gelelim hakem olayına. Arkadaşlar burada her maçta 4 hakem görevlendirilmiş. 63 çarpı 4'ten 4 kere 3 12 elde var. 4 kere 6 24 25. 252 tane ne var? Görev var. 252 tane görev verilecek. Bakın. 4 tane hakemin her maçta görevlendirilmesi dolayısıyla ve hakem sayısı 20 ile 25 arasındaymış. Demek ki her hakem de eşit sayıda görev alacağına göre 252'nin bölenlerinden 20 ile 25 arasında bir sayı olması lazım hakem sayısının. Ben şimdi 252'yi şurada bir çarpanlara ayırayım. Direkt bakın şuradan 20 ile 25 arasında bir sayı çıkıyor. 21. Başka da çıkmaması lazım. Zaten çıkarsa sorunun iki tane cevabı olur. 21 hakem olursa herkes eşit sayıda görev alabilir. Bölelim 21'e. 252 tane görev var. 21 tane de hakem var. 252 görevi 21 hakeme paylaştırırsak her birinde 12 görev olur. Bence de gayet de güzel olur. Çok da güzel bir soru. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.